Selamlar gençler, ben SML hocanız. SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Gençler, şimdiye kadar 6 tane konuyu bitirdik. Bu konular temel kavramlar, maksimum minimum problemleri, ardışık sayılar, basamak analizi, asal sayılar ve bölen sayıları olmak üzere 6 tane konuyu bitirdik. 2 haftayı geride bıraktık bile. Sen bu konuları dinledin, sen bu konuları öğrendin ve sorularını çözmeye başladın. Hala da çözmeye devam ediyorsan bir an önce bu soruları bitir. Hem matematiğin ilacından hem de kendi çözdüğün kaynaktan bitirmeliydin. Şimdiki konularımız ise faktöriyel, bölme ve bölünebilme olacak arkadaşlar. Bu şekilde şu an için temel kavramların tamamını bitirene kadar haftada 3 konuyla ilerleyeceğiz arkadaşlar. İleride yani haftaya veya bir sonraki hafta eğer kamp programında bir değişiklik yapmaya karar verirsem sizlere bunları paylaşırım. PDF'leriniz yani bu haftanın 3. haftanın PDF'leri sevgili gençler yayında. PDF'lerini çıktı alabilirsin, dosyalayabilirsin. Bu PDF'ler üzerinden ister kendin önce ön hazırlıkta sorularını çöz, istersen de videoyu ben yayınladığım zaman PDF'lerini aç, soruları benimle beraber çöz, konuyu benimle beraber dinle ve benim not al dediğim yerlerde sen de bunları not al. Evet arkadaşlar, 3. haftadayız. Bir kaza bela almadan devam ediyoruz. Çok güzel bir şekilde konuların derinliklerini yüzeysel tutmamakla beraber çok fazla derine de inmiyorum. Çünkü çok fazla derine inersek sevgili gençler, siz de biliyorsunuz ki bu bizi boğar, bu bizi sıkar. İşimize yaramayacak bilgiler fazlalıkla çoğunlukta olur. Yüzeysel gidersek de zaten hiçbir şey anlamayacaksın. Hani sadece videoda benim söylediklerimi anlayacaksın ki sen zaten bunların çoğunu biliyor olacaksın. Bu ilk konularda yani temel kavramlar, maksimum, minimum, ardışık sayılar bu konularda hani fazla spesifik bir şey yok. Dolayısıyla sizlere bunlar hakkında fazla böyle detaylandırsam da zaten bunlar can sıkıcı detaylar olacaktı. Zaten biliyorsunuz ki kolay konular herkesin yapabildiği ve yapabileceği konular. Dolayısıyla bu konular ben ne kadar derine inmeye çalışsam da size yüzeysel gelmiş olabilir sevgili gençler. Ama bundan sonraki konularımız yani faktöriyel gibi, bölme gibi, bölünebilme gibi, EBOB, EKOK gibi, rasyonel sayılar gibi konularda yine sizlere spesifik şeyler anlatacağız. Bunları video esnasında da not al dediğim zaman bunların notlarını almak zorundasın. Benle beraber ilerliyorsan dediklerimi yapacaksın. Dediğim gibi matematiğin ilacı ve kendi belirlediğim kaynaktan soru çözmeyi unutma. Çünkü sana yakında acil TYT Soru Bankası'ndan ödevlendirme yapacağım. Acil TYT Soru Bankası ve acil AYT Soru Bankası için de sevgili gençler çözümleri yine kanalımda mevcut. Bunu defalarca söylüyorum, defaten söylüyorum. Lütfen sizler de çözemediğiniz soruları buradan kontrol edebilirsiniz ki inşallah çoğunu çözersiniz diye umuyorum. Gençler bir de buradan şunu da duyurusunu yapmak istiyorum. Hala matematiğin ilacını almak isteyen arkadaşlardan çoğundan şunu duydum. Hocam ben konu anlatımlı kitabı aldım. Yanlış mı oldu? Yanlış mı aldım? Şimdi kafa karışıklığı olmasın. Bazı arkadaşlarım da şunları yazmışlar. Sorular neredeyse aynı. İşte yeni kitabı almanıza gerek yok tarzında. Arkadaşlar kitabın üzerinde zaten yeni kitabın üzerinde matematiğin ilacı soru bankası yazıyor ve koşmaya hazırlanan bir adam görseli var. Diğer kitabımızın üzerinde de ilaç kutuları var, ilaçlar var. Diğeri konu anlatımlı kitap. Yani kitabın yarısı konu anlatımı diyebiliriz diğer kitapta. Ve şöyle de bir durum var. Diğer kitabın içindekiler kısmına baktığınız zaman sadece problemlerin sonuna kadar içerik sunuyor size. Yani geçen seneki kitabımızda problemlerin sonuna kadar var. Ama problemlerden sonraki konular yok. Mesela fonksiyonlar yok. Mesela denklemler yok gibi arkadaşlar. 10. sınıf konuları yok diyebiliriz. Polinomlar yok mesela. Ama soru bankamızda 9 ve 10 yani TYT konularının tamamı var. Dolayısıyla soru bankası almanız sizin için daha iyi olacaktır. Konu anlatımlı kitapta zaten ben burada konuyu anlattığım için senin konu anlatımlı kitapta konu anlatımlı soruların, çözümlü soruların işine yarayacağını tabii ki işine yarar. Eyvallah işine yarar ama aynı sistemde gidemeyiz, aynı sistematikte buluşamayız sevgili gençler haberiniz olsun. Acil matematik soru bankası diyoruz ama ısrarla gidip konu anlatımlı soru bankasını alanlar var. Lütfen arkadaşlar dikkat edin üzerinde koşmaya hazırlanan bir adam görseli bulunan. Üzerinde de acil matematik, matematiğin ilacı soru bankası yazan kitabı alacaksınız. Haberiniz olsun. Kenan Hoca ile beraber, onun sistemiyle beraber bu sistemi de harmanlarsanız çok güzel olur arkadaşlar. Çarşamba geometri, Perşembe matematik olmak üzere diğer günlerde de sorularınızı çözersiniz.
Şöyle de soru soran arkadaşlar var. Mail yoluyla özellikle soru soran arkadaşlar var. Hocam şimdi siz matematiği bu şekilde ele alıyorsunuz, ilerletiyorsunuz. Güzel, hoş, bize yardımcı oluyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Fakat diğer dersler ne olacak diye. Arkadaşlar zaten programa baktığınız zaman ben onu da şu şekilde ayarladım. En azından yazın TYT matematiğini bitirmiş oluyorsunuz. Yani zaten TYT matematiğini hallettiyseniz eğer yazın, yani okul başlamadan önce, Eylül'den önce, Ekim'den önce siz zaten TYT matematiği hallettiyseniz diğer derslerinize ayıracak çok fazla zaman bulacaksınız arkadaşlar. Ve biz zaten Aralık 31'de türev ve integral dahil olmak üzere TYT ve AYT konularının tamamını bitirmiş oluyoruz. Ve bu konuların tamamını sen hallettiysen zaten bu aylarda, yani Aralık ayında hallettiysen, senin önüne Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran gibi, hadi 6 ay saymayalım, Haziran sonunda olmak zorunda değilsin, Haziran'ın belki ortasında olacak, 5,5 aylık bir zaman dilimi kalmış oluyor ki bu zaman dilimi sana fazlasıyla yeter. Yani herhangi bir öğrenci şu an 5 ay sonra sınava gireceğim desek 5 ayda zaten tüm konuları, yani tüm derslerden tüm konuları zaten yetiştirebilir kapasitede olması gerekiyor. Şimdi azmediyorsun, kararlı oluyorsun. Bakın terliyorum şu an. Üzerimde tişört olmasına rağmen terliyorum şu an. Bütün camlar açık olmasına rağmen, Ankara'da olmama rağmen terliyorum şu an. Türkiye'nin değişik yerlerine, yani Akdeniz'de, Ege bölgesinde, Doğu Anadolu'da, Güneydoğu'da olan insanlar şu an daha da fazla sıcaktan yakınıyorlardı. Ama ben Ankara'da olmama rağmen, üzerimde tişört olmama rağmen terliyorum. Gençler, bu sıcaklarda gerçekten alıyorsun eline kalemi, PDF çıkarttırıyorsun, kitaptan soru çözüyorsun. Yani sen aslında şu an bunları yaparak rakiplerine fark atıyorsun. Bir de böyle düşün. Matematiğim sıfır diyebilirsin. Matematiğinin sıfır olması önemli değil. Hepimizin ilk başta matematiği sıfırdı. Hiç kimse bir şey bilmiyordu. Fakat sen şu an elinde kalem, önünde kağıt, önünde kitap, önünde defter. Sen çalışıyorsun, diğerlerine fark atıyorsun. Dolayısıyla arkadaşlar bir adım daha yaklaşıyorsun. Eğer rakibin varsa, önündeyse rakibin, bir adım daha yaklaşıyorsun. İki adım daha yaklaşıyorsun. Eğer rakibin seninle beraberse ona fark atmaya başladın. Rakibin senin arkandaysa zaten onu geçmeye başladın. Daha da fark attırmaya başladın. Belki tur bindireceksin. Dolayısıyla rahat olun. İlerlemek her zaman güzeldir. Geride de olsan, önde de olsan ilerlemek, hızlı ilerlemek, zamanında ilerlemek her zaman güzeldir. Sen bu kamp programında 2 hafta, 3 hafta mola versen, 1 hafta bile mola versen mutlaka mutlaka önce kendinle olan yarışı kaybedersin. Daha sonra rakiplerine elenmeye başlarsın. Dolayısıyla sevgili gençler, sizin yapmanız gereken adam akıllı şekilde bu kampa uyup benim verdiğim ödevleri yapıp benim verdiğim kitapları çözdükten sonra Aralık 31'de matematik diye bir derdinin kalmamasını ümit ediyoruz. Kalmasın inşallah diyoruz. Evet gençler, fazla uzatmayacağım. Gerekli uyarılarımı yaptım. Bu hafta 3. haftadayız. 3. haftanın programını da sizlere söyledik. Bu hafta işleyeceğimiz konular faktöriyel, bölme ve bölünebilme arkadaşlar. Daha sonra EBOK ve KOK gibi sağlam bir konu geliyor 4. haftada. Aman dikkat diyoruz. Hazırlıklarınızı tamamlayın. Hazırlıklarınızı iyi yapın. Derse gelmeden önce, videoları izlemeden önce mutlaka ama mutlaka birkaç tane böyle ucundan soru tırtıklayın ki videolarda sıkıntı çekmeyin. Aa, hoca burayı anlatıyor. Bak ben bunun sorusunu çözmüştüm daha önce deyip can kulağıyla dinlemen tavsiyesiyle sevgili gençler. Bir isteğiniz, arzunuz olursa yorum kısmına belirtebilirsiniz. Tek tek cevaplarım hepsini. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kal, sağlıcakla kal ve bol bol matematik çalışmayı da unutma.